Salam əziz dostlar, gözəl insanlar, hər birinizi salamların ən gözəlliyi ilə salamlayıram. Bu gün gəlmişcən Ankaradakı sempozyumdan əvvəl Türkiyənin tanınmış simalarından, alimlərindən biri olan kəlamçı hocamız, professor doktor Şaban Əli Düzgün Hoca ilə bərabərik. Bizi qəbul elədiyinə görə təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm. Bütün dostlara salamlar. Aleykum salam. Sizi biliyorsunuz hocam, Azərbaycanlılar da təqib edən bir çox insanlar vardır. Ben yani ilk soruyu hocam buradan herkesin artık belli olduğu biraz da ateistlerin gündeme getirdikleri bir konuyu e, sormak istiyorum. Din neden var? Neden gerekli? Din olmasa olur muydu hocam? Evet, iyi bir soru. Bu sadece ateistlerin değil, dindarların da aslında sorduğu bir soru. Mefhumattan ve hurafattan bezmisinizse El şadmir'in YouTube kanalına abone olun ve paylaşın. Bir insanın yaşamına sonradan giren bir şey mesela niye yaşamına girer ve o yaşamı daha kalitesini yükseltir mi yoksa aşağıya mı düşürür? Bizim hayatımıza sonradan koyduğumuz yani ihtiyaç duyduğumuz ve aldığımız birçok eşya düşünün. Niye alırız? Standartımızı yükseltelim. Dinler insanların yaşamına insanlarla birlikte girmedi. Sonradan girdi. Yani insanlar ayet-i kerime der ki insanlar tek bir ümmetti, bir topluluktu. Sonra aralarında ayrılığa, tefrikaya düştüler. Biz de aralarında hak, hakikatle hükmetsin diye onlara peygamber gönderdik. Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti yorumlarken diyor ki buradan anlaşılan dinler insanların hayatına sonradan girdi. O zaman soru şu biz bir aleti mutfağımıza niye sonradan alırız? Daha iyi iş yapalım kalitemiz artsın diye yaşam standartımız. Dolayısıyla sorun çözücü olarak yaşam standartımızı, ahlaki standartımızı, düşünme standartımızı bir üst seviyeye çıkarmak üzere dinler yaşamımıza girerler. Bu olgu, durum bu. Peki bu gerçekten beklenen standart artışını, yükselmesini sağlamış mıdır? Aynı ayetin devamında diyor ki: "Ama o dindarlar tefrikayı daha da derinleştirdiler." diyor. Ha, tarihsel olarak şunu görüyoruz. Olgu olarak bakarsanız gerçek şu: ya yani hayata, yaşama peygamberler sorun çözmek için geldi fakat onların ümmetleri aslında bir soruna dönüştüler. Onun için peygamberlerden sonra başka peygamberler, başka peygamberler, başka peygamberler geliyor ki daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin yarattığı sorunlar bir şekilde insanlığın omuzundan aşağıya alınsın. Ha bakarsanız Hazreti İsa'nın gelişi diyelim Musa'nın şeriatındaki ağırlığı ortadan kaldırma ve bir sevgi kavram etrafında örgütleniyor. Hazreti Peygamber'in mesajına bakarsanız işin için içerisinde merhamet var. İşin içerisinde adalet var. İşin içerisinde köleliğin hakim olduğu toplumsal yapı olduğu için özgürlük var. Bunlara bakarsanız bunların hepsi aslında 21. yüzyılı Kur'an bütün toplumsal, bireysel değerlerin kök değerleridir. Adaleti çıkar toplumdan, toplum çöker. Merhameti çıkar, sevgiyi çıkar, bütün ilişkiler çöker. Aileden başlar ve toplumsal, devletle insan arasındaki ilişki vesaire hepsi çöker. Dolayısıyla peygamberlerin gayreti bu. Güzel bir gayret getirdiler, o kelimeleri bize emanet ettiler. Ama gerçek şu, peygamberlerin bize emanet ettiği kelimeler zaman içerisinde sönükleşiyor gölgede kalıyor ve onların yerine başkaları ikame edilebiliyor. O zaman mesele şu, her mümin kendi yaşadığı toplumsal gerçeklik içerisinde hangi kelimelerin, hangi terimlerin toplumdan çekilip çıkarıldığını, öldürüldüğünü, törpülendiğini, hangilerinin eksik olduğunu kendisi sorgulayacak, gözden geçirecek ve onları yeniden hayatın içerisine getirecek. Peki din olmasa olmadan bunları yapamaz mı o zaman? Yapabilir. O zaman dine ne gerek Siz bir toplum var olabilir. Var idi. Başlangıçta var idi zaten. Peki din niçin geliyor? Benim iddiam şu. Din dediğini şey peygamberler. Onlar getiriyor. Peki peygamber ne getiriyor? Bir insanlık tarih akarken nerede tıkanıyorsa yani bir boruda su akıyor ve bir yerde oksitlenme oluyor. Kireçlenme oluyor, paslanma oluyor ve siz çağırıyorsunuz bir adamı. "Kardeşim şurayı aç." Peki bir oksitlenme olması çağırır mısın, çağırmazsın. Tarihin akışında nerede bir tıkanıklık varsa orayı ya bir filozof açmıştır ya Gordion'un düğümünü keser gibi bir kral gelip kesmiştir ya peygamber gelip açmıştır. Ama tarihe müdahale eden insanlar var. Krallar eder, filozoflar eder, peygamberler eder. Sizin sorduğunuz soru peygamberlerin tarihe müdahale etmesinin ne anlamı var? Nasıl bir katkısı var? Katkısı var. Onun katkısı şu. İnsanlar arasında tefrika, ayrılık yaratan ne varsa örnek mülkiyet. Yani insanların arasında eşit bir şekilde, adilane bir şekilde dağıtılması gereken mülk bazı insanların tekeline geçiyor. Monopol. Kur'an-ı Kerim diyor ki mülk devlet, erk sadece aranızdan bazılarının elinde olmasın. Ha, o zaman biz anlıyoruz ki burada tıkanan bir yani mülkiyet konusunda tıkanan bir noktaya, sorun yaratan bir noktaya Kur'an-ı Kerim peygamberler vasıtasıyla müdahil oluyor orayı açmak için. Açarsa ne ala? Açamazsa o zaman maksat hasıl olmuyor. Yani diyorum ya din müdahale edebilir, devrim müdahale edebilir. Siz şöyle düşünün. Fransız devrimi eşitlik, kardeşlik, özgürlük dediği zaman sloganları neydi bu adamların? Slogan şu. 1789 Fransız devrimi yaratanların. Slogan şu. Son kral son papazın bağırsaklarıyla asılacak. Bu şu demek. Yani biz şu ana kadar bizi sömüren ensemizde boza pişiren hem kiliseye hem de krallığa karşıyız. Şimdi bu devrimi yaratan adamlar çok iyi bir iş yapıyorlar. Toplumda var olmayan artık eşitlik, özgürlük, kardeşlik, dayanışma gibi duygular bu topluma yeniden gelsin diyor. Çok yüce bir iş yapıyor. Bunu peygamber de yapabilir. O peygamberin mirasçısı gibi davranan bu insanlar da yapabilir. Yani emri bil maruf nehi anil münkeri. Peygamber mi sadece yapacak? Toplumun içerisinde nefes alıp veren herkesin kendi çoluğuna çocuğuna bırakması gereken bir miras var. İyi bir miras bırakacaksın. E o miras da işte bu soft, yumuşak değerler dediğimiz değerler. Ya ben dinin insanların yaşamına olumlu anlamda müdahale etmek için geldiklerine inanıyorum. Fakat din zaman içerisinde kurum sallaşınca kurum kelimesini Azeri kardeşlerimiz nasıl kullanıyor bilmiyorum. Top soba yaktığınız zaman çok fazla içerisinde kurum birikir ve soba tütmeye başlar aşağıda. Yani çekmez baca. Ona da kurum denir, dolar. O sobanın kurumu gibi bir de kurumlar, tarihsel kurumlar öyle kurumsallaşır ki devlet kurumsallaşır, aile kurumsallaşır ve her bir bireyden artık eksiltmeye başlar. Yani yere oluşmaya başlar. Yeralaş oluşur, insanı boğmaya başlar, kadını boğmaya başlar, çocuğu, bireyi boğmaya başlar. Yani biz der, benleri boğmaya başlar. Oysa biz neydik? Yani ve, ekosistemden egosisteme geçiş. Harika. Yani. Harika. Yani do herkesin nefes aldığı, herkesin katkıda bulunabileceği böyle nüfuz alanlarının bulunduğu bir toplumsal yapıyı inşa edelim. Bunu din inşa ediyorsa başımın üstünde yeri var. Herhangi bir ideoloji yani insani temelde insanın nefes alıp vermesini, üretmesini, düşünmesini, mutluluğu aramasını yani temel insan hak ve özgürlükleri dediğimiz bugün bütün bu yola giren insanların hayatını kolaylaştıran ne varsa bizim ona iyi ki var dememiz lazım. Yani hayatı sadece din kurmuyor. Hayat sadece dini bir hayat değil. Onun için ta Kâbi, mutezili alim Kâbi'den başlamıştır. Osmanlı alimlerinden son dönem Mansuri Zade, Mehmet Said bir tartışma açıyor. Diyor ki bir insanın 24 saati hayatının tamamı şeriatla mı yönetilir? Şer'i midir yani? Yoksa orada cevaz yani ibaheler, serbestlikler alanı da var mıdır? Adamın cevabı şu. Külü veşrebu ve la tüsrifu diyor. Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Yiyiniz içiniz kültüre göre, coğrafyaya göre değişir diyor. Orası ibaheler alanıdır ama israf etmeyiniz. İşte orası şer'idir. Bütün coğrafyalarda geçerlidir bu. Çünkü insan israf etmeye, aşırı davranmaya, Aşırı tüketmeye çok meyeldir, eğilimlidir. Orada uyarı insanın israf etme eğilimi nedir? Yoksa yeme içme zaten hayatın olağan akışında olan bir şey. Orası şer'idir. Şer'i değildir, cevazlar alanıdır. O zaman şu çıkıyor. Demek ki din benim 24 saatimi, bütün hayatımı organize etmek için geliyor değil. Sorun alanlarını tespit edip oraya müdahale ediyor. Ve üst bir standarda çıkarmaya çalışıyor. Çünkü ben tökezliyorum yaşarken bunu görüyorum. Yani akıl var bende ben hep söylerim. Akıl insanın içindeki peygamberdir. Peygamber insanın dışarıdaki aklıdır. İkisi arasında mutabakat var. Birbiriyle bunlar çatışmıyor ki. Ama o bölünmüş mü hocam? Peygamber olmadığından dolayı. Yok peygamberin bıraktığı miras var. Yani ki, o da Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıdır. Söyler yani. Biz insanları kitaba mirasçı kıldık. Ayeti kerimedir insanları kitaba mirasçı kıldık. Yani biz kitaba mirasçıyız ama onların aynen şöyle bir baba düşünün vefat etti arkada miras bıraktı. Aa, ah, çocuklar miras yediler derler ya. Adamlar bir yiyor, bir savuruyor, bir sene sonra adamların elinde hiçbir şey yok, tamam Muhtaç hale geliyorlar. Şimdi kitaba miras çıkılındık da, iyi mirasçılar mıyız? <laughs> Yahutta da, Yahut da tam tersi miras yedi gibi o mirası da tüketiyoruz har vurup harman savuruyoruz durumunda mıyız? Bu durum sanki şöyle bakarsak İslam adına 1400 yıllık süre Hristiyanlık adına 2000 yıl Yahudilik adına 5-6 bin gidiniz. Bütün bu süreçler içerisinde peygamberlerin, filozofların kurduğu dünya şu içinde yaşadığımız dünya gerçekten Allah'ın insanlık için kurguladığı, arzu ettiği, projelendirdiği bir yaşam mıdır? Değil tam istediğimiz netice alınmış değil. O zaman peygamberlerin geriye bıraktığı sadece kitap mirası değil, aynı zamanda sorunlar mirasıdır. Yani biz sorunları da miras aldık. Aynen bir insan... insan yani ölüm, o zaman böyle mi Peygamberler mi sorun bıraktı o zaman? Peygamberler çözmeye çalıştıkları sorunların bir kısmını çözdüler. Bir kısmını da çözme yöntemini ümmetlerine öğrettiler ve biz o sorunları çözmekle mükellefiz. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki anahtar nedir? Elimizdeki tek anahtar bizim terimlerimiz, kelimeler. Bakın kelimeler. Allah İbrahim'i kelimelerle intihan etti. Ayeti kelimedir. O da başardı. Ondan sonra onu milletlere imam, önder yaptı diyor. Dini anlamda bir insanın uluslara, milletlere önder olabilmesi, adının öne çıkması için yegane şart dini anlamda söylüyorum. Kral olsam silah derim. Ama peygamberlerin silahı da, onların ümmetinin silahı da kelimelerdir. Ayeti kerime çok açık söylüyor. Bu şu demek. Batının kelimesi var. Demokrasi diyor. Bütün dünyada pazarlıyor. Dolayısıyla kelimelerle bugün bize siz bütün dünyada seyahat ediyorsun. Zihinler arasındaki bütün blokajları aşabiliyorsun. O zaman bizim kelimelerimiz İbrahim peygamberin mirası kelimeler. Hz. Muhammed'in mirası kelimeler. Nedir onlar? Merhamet. Çoğulculuk. Bakın çoğulculuk bugün dünyada çoğunluk ele geçiriyor her şeyi. Çoğunluk çoğunluğa karşı Çoğulculuk, çoğunluk hukuku hakkı ayakları altına alır. Ben çoğunluğum derdi. Der. Aldım yüzde demokrasiyle geldim yüzde kırk dokuzu canını okurum der. Evet demokrasi diyebilir ama çoğulculuk hayır. Bir kişinin bile hakkının korunması için hukuk yapıyor. Ve ahlakı hukukun yasası olarak yani ruhu olarak onu öne çıkarıyor. Dolayısıyla bize bırakılan kelimelerin hakkını bugün 21. yüzyılda verirsek, öne çıkarırsak o kelimeleri inanınız dünyada eksik olan ne varsa işte bunların başında benim propagandasını yapmamız gereken şey çoğulculuk diyorum. Homojenlik değil heterojenlik yani dünyada bugün aşırı sağ batıya Amerika'ya gidiyorsun aynı şey var. Avrupa'ya gidiyorsun kendi kültüründen kendi etnik temelinden başka insanlara yaşam hakkı tanımak istemiyor. Aşırı sağda bir artış var. Oysa bu topraklarda başka insanlar da var. O zaman hepimizin propagandasını yapmamız gereken kelime birlikte yaşam, kozmopolitanizm. Bizim, çoğunluğu çok çoğunluğu. güzel hocam. Hocam o zaman şu, sizin söylediğiniz konudan yola çıkarak bu anlama gelebiliyoruz. Mesela diyelim ki peygamberler sorunlar vardı, gönderildiler. Şimdi o sorunlar yok mu? Neden peygamberler o zaman gönderilmemiş kaldı hocam, bitti? Bunu Muhammed Muhammed İkbal'e bu soruyu soruyorlar diyorlar ki neden Hatemün Nebiyyin peygamberler mühürlendi o süreç. Bu iki anlama gelir. Bir, Peygamberler bütün insanlarla buluşabilecek değerleri insanlarla buluşturdular. İkincisi bütün bu değerler insanlara ulaştıktan sonra Allahu Teala insanların kendi yağlarıyla kavrulacaklarını gördü artık diyor. O Onu zaman görmemiş da. miydi hocam? Demek ki demek ki insanların bakın şöyle bakın 10 bin yıl ya da 5 bin yıl önceki insanın zihni kafasının çalışma biçimiyle bugünkü aynı mı değil? Bakın insanlık gelişiyor. Nereden öğrenebilirsiniz? Kutsal kitapların diline bakın oradan bile görebilirsiniz bir gelişme var. Ama hocam aynı dönem mesela bu diyelim ki modelin bir ülkede yaşayan insanın yapısıyla kafa yapısıyla düşüncesiyle Afrika'da bir camada yaşayan aynı, aynı değil. değil. Aynı değil. O zaman nasıl olacak Aynı değil. Yani normal ortalama insana bakın şöyle düşün. Maturidi'den örnek vereyim. Uzmanlık alanımdır. Maturidi diyor ki üç kısım insan var diyor. Her zaman tarihin her döneminde üç kısım insan vardır. Bunlardan birincisi ukala yahut hükema dediği akıllılar grubu. Bunların yollarını görmek ve hakikati bulmak için bir peygambere ihtiyaçları yoktur. Ne tarihte vardı ne de bugün. İkincisi halk. Bu insanların aynen eğitime ihtiyacı olan, öğretilmeye ihtiyacı olan çocuklar gibi bu insanların bir eğitmene, bir öğretmene ihtiyaçları vardır. Üçüncüsü ise kendilerine tehdit etmeden kendilerini yahut kendilerine bir mükafat vaat etmeden hiçbir iş yapmayan tipler. Bunlar diyor kelbehaim. Yani bunlara insan bile denmez. İnsansı varlıklar diyor. Yani en aşağıda diyor. Şimdi dikkat edin. Peki birinci grupta bu zaten maturi diliğin temel doktrinidir. İnsanlara Allah peygamber göndermek zorunda mıdır? Maturidilere göre göndermek zorunda değildir. Peki göndermiştir. Doğru. E peki niye göndermiştir? Lütuf olsun diye göndermiştir. Yani peygamber gelmese de bir insanın kendi donanımları ki ona Kur'an-ı Kerim nimet diyor. Size verilen nimetlerden sorumlusunuz. Donanımlarımız, aklımız, tecrübe yetilerimiz, vicdanımız bunların hepsi donanım. Peki ne işe yarayacak bunlar çalıştırdığın zaman? derler her organın bir ibadeti vardır. Aklın ibadeti düşünmektir. Peki düşününce ne olur ibadet edince? İşte peygamberin size getirdiği hakikatleri o aklınızda bulursunuz. Onun için benim sistemimde rasyonalite, aklilik eşittir din. O da eşittir ahlak. Bu yeni bir şey değil söylediğim. Eskiden beri ahlak size ne diyorsa din onu söyler. Din size ne söylüyorsa aklını size onu söyler. Soru şu, yani madem insan aklıyla bütün bu hakikatleri keşfedebiliyorken o zaman lütfederek Allah neden vahiy gönderiyor? Çok basit bunun cevabı şu. Aslında felsefede çok derin tartışmadır. İbn-i dediği gibi yani. Bir insan bir şey yaptığı zaman yaptığı şeyin doğasını, mahiyetini bilerek mi yapar? Yoksa Kant'ın dediği gibi Voluntarizm yani. Yok ya ne bilecek? Bilmeden insan her şeyi yapıyor. Yani yaptığı şeyi bilmiyor ki insan. Kur'an-ı Kerim hem bil hem de bildiğinin gereğini yap. Çünkü biz biliriz ama yapmayız. Düşen bir insanı kaldırmak gerektiğini biliriz. Aç bir insanı doyurmak gerektiğini biliriz. Kime sorarsanız sorun dünyanın her tarafında. Peki herkes aç olanı doyuruyor mu? Doyurmuyor. O zaman din niçin var? Bildiğinizi yapmanız için var. Onun için Kur'an bir enformatif kaynaktan öte performatif kaynaktır. Evet, yani motivasyon veriyor. Motivasyon aynı verir, yapmayı ya, mümkün, mümkün kılar. Dünyayı değiştirenler, Marx'ın sloganını hatırlayın. Marx diyor ki, filozoflar dünyayı hep yorumladılar. Oysa onu değiştirmek gerekirdi. Peygamberlerin iddiası dünyayı yorumlamak değil. Zaten biz yorumluyoruz onu. Değiştirmek. Peki zaman, da, bu değiştirme dediğin zaman peygamberlerin yaptıkları bir reform muydu? İslah mıydı? İhya mıydı? Hangisiydi? Harika bir soru. Gerçekten harika bir soru. Çünkü peygamberlerin yaptığı şey bugün ümmetlerinin yapması gereken şey. Yani bize miras bıraktılar dedim ya. Peygamberler, Hazreti Peygamber örneğinde daha biliyoruz yani. Geldiği toplumda bazı uygulamaları ipka, ipka, bekadan olduğu gibi bırakmıştır. Bir kısmını ıslah etmiştir bozulan, dejenere edilenleri. Bir kısmını ihya etmiştir unutulanları. Şimdi mesele şu. Bugün bizim yaşadığımız toplumda neyi ihya edeceğiz? Neyi ıslah edeceğiz? Şimdi aslında bakarsanız ne eksik bugün toplumda? Ya bu Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bir e, tarihsel olayları, hikayeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Samiri hikayesinde var. Çok çarpıcı. Ben ilk okuduğumda gerçekten toplumsal tarih açısından yorumlamaya çalıştım. Ya bu adam ne diyor şimdi? Mısır'dan çıkmışlar. Musa onların arasından ayrılmış tur Sina'ya çıkmış. Musa peygamber, Musa diyelim kardeşini peygamber değil hiç önemi yok. Onların arasına önder olarak bırakmış. Geri döndüğünde bütün milletin buzağıya tapmaya başladığını ne öğretildiyse din, iman adına hepsinin bırakıldığını görüyor. Ya kısa sürede bu ne oldu bu millete merak etmez misiniz? Dolayısıyla başlarına bıraktığı Musa'nın sakalına yapışıyor. Harun. Ee, Harun, Musa Harun'un sakalına yapışıyor. Nedir bu durum diyor. Ben yapmadım diyor, Samiri yaptı diyor. Ha, Samiri sıradan bir vatandaş. Ne yaptı da bu toplum bu hale geldi? Samiri'ye yöneliyor. Ma hat buke ya Samiri diyor. Senin derdin neydi? Ne yaptın bu millete? Erşad Hocam, Samiri öyle bir cümle kuruyor ki bugün toplumsal tarih açısından bakarsanız bu adam çok büyük bir şey söylüyor. Diyor ki, elçinin getirdiğinden bir kapsayı söktüm, o mesajın içinden aldım ve sistemi çökerttim diyor. Bunu istedim diyor, çökertmek istedim ve çökerttim diyor. Ya diyorum bu nasıl bir cevaptır. Sistem peygamberin getirdiği sistemi içinden bir şeyi, çektin bir taşı çekiyorsun. Tuğlayı ve sistem çöküyor. Ya ne çektin de çöktü? Nasıl çökerttin bu milletin bütün yönelen, iyiye yönelen milleti tam tersi bir istikamete nasıl çevirdin sen kardeşim? Fahrettin Razi'ye bakıyorum. Ya ne diyor acaba? Ne çıkardı oradan da çöktü sistem. Tevhidi çekti diyor. Başkasına bakıyorum adaleti çekti aslında Kur'an-ı Kerim'in iletişim stratejisinin çok güzel bir örneği. Ne olduğunu söylemiyor çünkü her dönemin insanı kendi toplumunun çöküşünü kendisi dikkatle izleyecek ve diyecek ki abi bu toplumdan ne çekildi? Adalet mi çekildi? Merhamet mi çekildi? Diğer gamlık mı çekildi? Hem hal olma mı çekildi? Birbirimizin halinden anlamamaya başladık. Kimse kimseyi umursamıyor. Herkes kendine çekiyor kapitalist üretim tüketim süreçlerinin mantığına teslim olmuş, sahip olduklarıyla yani istigna, istikbar, Kur'an-ı Kerim'in eleştirdiği ne kadar duygu varsa hepsini kendi üzerine almış bir tip. Onu mu ürettik? Hepsine bakarsan şu söylediklerimin bakın hepsi var maalesef toplumda. Her topluma göre de değişiyor. Her topluma göre değişiyor ama yani Türk toplumunda ne var? Bakarsanız çok herkes size bir şey çok net. Ben merhamet eksikliği diyorum yani. Merhamet eksikliği adalet merhametten ikincildir. Daha arkada gelir. Yani merhametiniz olsa adaleti de sağlarsınız yani. Dolayısıyla Samiri orada bir ders veriyor. Musa gibi, Harun gibi iki insanın hem de daha dün tecrübe etmişsiniz ya. Yani dün öldürülmekten kurtul kurtulmuşsunuz ve adamlar anında tepe taklak olabiliyor. Nasıl oluyor? İşte az önce söylediğim kelimeler. O kelimeleri toplumun içinden çekerseniz Tıpkı bir binanın kolonlarını sökmüş gibi. Bina nasıl yıkılıyorsa toplumunuz da yıkılır. Bu yıkılma şöyle anlaşılıyor. Yaşarlar, şimdi toplum yıkıldı, helak oldu. Zannediyorlar ki çöktü, bitti, öldü, gitti. Öyle değil. Toplumunuzun büyük bir kısmı aç, susuz, adalet peşinde koşuyorsa o toplum yıkıldı. Ağlayıp sızlayan. Zaten ayette yani. helak oldu demenin yani, anlamı budur. Bu, değil harika. Mi? yani Helak dediğiniz öyle toplum sanki tarih sahnesinden çekildi gitti. Öyle değil. Helak dediğini şey bir adam acından ölüyorsa bir toplumda o toplum helak oldu. En azından o adam helak oldu, ailesi helak oldu. Yani bunu bakın şu konuştuğumuz öyle din ne işe yarar? Bu duyguyu versin yeter. Yani yerine göre Allah kavramı yerine göre mutlak yasadır. Yerine göre ekmektir. Hasan Hanefi'nin dediği gibi aç olan için odur köle olan için, özgürlüğü olmayan için özgürlüktür. Neye ihtiyacın varsa onu sağladığı zaman maksat hasıl olmuş evet. Tam fonksiyon, icra, işlev, hayata müdahil olma, işe yarama. Bunlara eğer din bu anlamda bizim elimizi güçlendiriyorsa tarihle beraber gider. Değilse tarihin dışına itilir. Yani Batı'ya bakın, Batı'nın tarihi din, dinin tarihi biraz böyledir. Eğer kültür üzerinde benim iddiam kültür teolojisi diye bir şey var bugün Batı'da. Kültür teolojisi yahut post metafizik denilen arayışlar orta çağdaki kelimeler adalet gibi eşitlik kelimesi gibi kelimeler liyakat gibi varlık gibi kelimeler bugün ahlaki bir içerikle herkesin hayatına dokunacak şekilde fonksiyonel kılınmalıdır din üzerinden. Din kültürleşerek kültürün içine nüfuz ederek var olmalıdır. Aksi takdirde tarihin dışına itilir, farkına var. Ama bu her kültüre uygun olarak bir e, deforme mi diyeyim yoksa beraber mi olmuş oluyor o zaman o zaman din anlayışı? Mesela bugün İran farklı bir din anlayışını farklı bir şekilde takdir şey, Çok e, Yani bir milletin e, uygarlık olabilmesi için bir dilinin olması gerekir. Bir kültürün çok iyi bir dili, o dili aktaracağı kültürü varsa ister istemez medeniyet kurmak, uygarlık kurmak ister. Mesela işte Arapların biliyorsunuz ıı, Türk coğrafyasına, İran coğrafyasına yayılmasından sonra bu tartışılmaya başlandı. Yani Türklerin bir medeniyet olabilir mi? Bak Arapların var diyor. Çünkü peygamber gelmiş kelimelerle işte yürüyor. Allah diyor, birlik diyor, tevhid diyor. Var mı Kaşgarlı Mahmut? Divan-ı Lugati Türk'te şöyle başlıyor. Diyor ki önce kim sen? Yani kim sen? İki ayrı kelime. Sen kimsin ha? Kim sen? O da Türk men. Ben Türk'üm diyor. Şimdi bunu Michael Cook anlatıyor. Diyor ki ha bir adam kendisine kim sen deyip de cevap veriyorsa anla ki onun bir uygarlık kurma derdi var. Kuracak o uygarlığı. Şimdi ve kuruyor. Dolayısıyla İslam bütün bu uygarlıkların bir ruhudur. Hepsi arasında kolektivite yaratır. Kardeşlik ruhu velayet denir ona. Velayet. Bir kardeşlik ruhu yaratır. Endonezya'da bir kardeşimizin başına bir sıkıntı gelirse bizim burada canımız yanar. Bu çok güzeldir. Çok güzeldir. Yani başka şimdi Marx'ın işte bütün yeryüzünün işçileri çalışanları birleşin. Kur'an ya da İslam bu birleşmeyi çok doğal bir şekilde zaten gerçekleştirmiş. Ve tesmu bi hablillahi cemiyan. Bu bunu başarmış. Dolayısıyla farklılıklar, yani Türklerin farklı bir İslam anlayışı, yorumu ve uygulaması olması. Kuzey ve güney diye ayrılır eskiden beri. Yani bunu Michael Cook da yapıyor bu ayrımı. Arnold Toynbee de yapıyor. İster istemez hem coğrafi olarak hem de zihin olarak Hicaz merkezli Güney İslamı ile onun dışında Orta Asya ve bize yakın bölgeler Kuzey İslamı arasında hem anlayış olarak hem yorum olarak hem uygulama olarak farklılık var. Bu hiçbir sorun yaratmaz. Şurada birbirimizden bile giyim, kuşam, zevklerimiz birbirinden farklı. Ama bizi insanlık birleştiriyor. Müslümanlık birleştiriyor. Kardeşliğimizi bir yani dolayısıyla o kolektiviteyi verdiği için bence çok e, çok güzel. O, o zaman bir oldu. de siz bu maturidilik konusuna değindiniz. Aynı zamanda Resuller konusunda konuştuk. Şimdi benim bununla ilgili bir gazeteciye verdiğim röportajda dedim ki bu belli değil. Yani bu cümlenin Kur'an eğer yüz binlerce peygamber gelmişse birkaç peygamberin kadın olup olmaması biz bilmediğimiz bir konu ama sen bunu yoktur diyemezsin. Aynı zamanda matur tam tersi diyebileceğim bir kısmını eşarilikte bunun olduğunu söyleniyor. Hatta Yahudilikte bile 55 peygamberden 7'sinin yahut 8'inin kadın olduğunu biz öğreniyoruz hocam. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Vahiy konusu nedir? Vahiy konusu ile ilgili birine şeyin gelmesi mümkün müdür? Geldiği zaman e, ki o peygamber mi oluyor? Gerçekten tarihte bununla ilgili bir bilgi var mıdır hocam? Her her topluluğa biz peygamber gönderdik. Her topluluğa beşir gönderdik. Her topluluğa nezir uyaran gönderdik. Her topluluğa had yol gösteren gönderdik. Şimdi had yol göstermek, beşir müjdelemek, nezir uyarmak bunlar peygamberin nitelikleri midir? Yoksa bunların her biri ayrı kategoriler midir? Benim kanaatim ayrı kategoriler olduğu yönündedir. Yani bir ins, bir kadın. Aklı, yani ka aklı selimi, kalbi selimi, zevki selimi gelişmiş bir kadın düşünün. Bir de aklı selimi, kalbi selimi, zevki selimi diplerde olan bir erkek düşünün. Ne yapacağız şimdi? Cinsiyetçilik mi yapacağız? Süper. Yani? Dolayısıyla burada kadından peygamberin olması çok doğal bir şey. Yani bir insan olarak peygamberlik soft bir yapıdır. Yani kişinin hardweryiyle, bedeniyle alakalı bir şey değildir. Soyut dünyasıyla, aklıyla alakalı bir şeydir. O verilecek olan vahyi kabul edebilecek melekelerle, meleki yetilerle alakalı bir şeydir. Bunu alacak olan kadın olabilir, bunu alacak olan bir erkek olabilir. Orada bence peygamberlerin erkeklik, kadınlık meselesini tartışmak arkaik bir şeydir. Yani bunun aşılması gerekir. Aynı zamanda patriarkal bir yaklaşımdır. Yani patriar, yani bu o tartışmalar eskiden tartışıldığında ve verilen cevap da biraz bu anlamda e, öyledir. E, bence o arkaik bir soru sorundur. Peygamber e, yani şöyle düşün, Rabiatül Adeviye yani peygamber değil. Ne olacak? Ama bu kadın yaşadığı zaman ruhuna hitap etmiş ve tarihin akışında bir katkıda bulunmuş mudur? Bulunmuştur. O zaman onun burada bir yeri var mıdır? Yol gösteren birisi olamaz mı? Niye olmasın? Olabilir. Peygamber olması gerekmiyor. Bu önemli olan vahyin hala aktif olarak bugün bile canlı olarak insanlarla Allah'ın iletişim kanalı olduğudur. Bakın ayeti kerime bunu söyler. Allah insanlarla üç şekilde konuşur. Evet, Şura Şu, suresinde. Allah insanlarla üç şekilde konuşur. Ya vahyeder, ya perde arkasından konuşur, ya da bir elçi gönderir. Vahyedere konuşmak, perde arkasından konuşmak, bunların hepsi yoruma açıktır. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Allah'ın insanlarla iletişimi var. Allah külle yevmin Huve fi şen Allah her an bir iştedir. Bu şu demek hem kozmik sistemde hem insanların ahlaki düzlemde iş yapmaları sırasında onlarla bir şekilde iletişimdedir. Yani deistlerin söylediği gibi tembel bir tanrı anlayışı değildir hiç Kim Allah aşkına siz bir baba olarak, bir işveren olarak, bir insan olarak ya benim hiçbir şeyle alakam yok, bıraktım bu işleri falan demezsiniz de aynı şeyi Allah'tan isteyebilir misiniz? Hayır hem dünyanın garantörü olan, onu gözeten müheymin deriz. Müheymin. Yani kuşlar, yuvadaki kuşlar, yuvada, daha yumurtadan yeni çıkmışlar ve başlarında ana kuş durmadan uçuyor. Niye uçuyor? Tehlikelere karşı bu yavruları korumak için. Bu uçuşun adı heymenedir. Bu uçan kuşa da müheymin denir. Korumak amaçlı. Ve Allah'ın isimlerinden birisi müheymindir. Allah varlığın müheyminidir. Tehlikelere karşı korur. Allah hakikatin müheyminidir Kur'an üzerinden. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen ya Allah'ın bu işlerle alakası yok dediğin zaman çok iyi bir şey yapmış olmuyoruz yani. Biz koruma kalkanı gibi yani çok müthiş bir yağmur yağarken şemsiye almadan direkt çıkarsınız sırılsıklam olursunuz. Şemsiye al ya. İlahi olan insanlığın şemsiyesidir bizim için. Ama bu şu anlama gelmiyor. Eğer bizim yaşadığımız etik sistem, ahlaki düzlemde insan haklarıyla, sorumluluklarıyla, görev bilinciyle davranmazsa, her şeyi Allah'a havale ederse, işte orada sorun başlıyor. Deistlerin insanın yaptığı kötülükleri Allah'a havale etme alışkanlıklarına bir reddiye olduğunu da unutmamak lazım. Yani şöyle diyelim, deprem oldu. işte Allah beterinden saklasın diyeceğim ama maalesef bizim coğrafyamızda oluyor. Olup biteni eğer insan sorumluluğunu ihmali olarak anlarsan çaresini üretirsin bir daha yaşamasın. Ama bu Allah'ın takdiridir dersen işte orada deistler haklı oluyor. Yani çünkü bir kötülüğü Allah'a fatura ettiğinde Allah diyor ki hayır benim onunla bir alakam yok. Çünkü kötülük sizin kendi ellerinizde kazandıklarınızdandır. O zaman anlıyorsunuz ki buradaki fail, buradaki özne insanın kendisi. Bu özneliği sürekli Allah'a havale etme alışkanlığını bloke etmek üzere deistler, ilk İngiliz deistler ortaya çıkıyor. Yani onu da iyi kavramak lazım ama mesele şuydu Allah bizimle iletişim halindedir, ilişki halindedir, bizi motive eder, kontrol ettiğini söyler. Aynı bu zamanda bir, yani. bir, şey söylediniz ya hocam, dediğiniz şey, vicdan Allah'ın insanla bir peygamber gibi tabii, konuşması. ve de vicdanı. O zaman tabii. o vicdan kelimesi, bu cümlenin o gelmesi, her zaman bulunması, bu da onunla bir ilişkisi mutlaka vardır değil mi hocam? Var. Bunu Elmanlı Hamdi Yazır'ın Dibace internetten bulabilirler arkadaşlarımız. Elmalı Hamdi Yazır'ın Poljane'den tercüme ettiği Metalip kitabına bir dibace yazıyor. 30 küsür sayfa. Orada vücut, vicdan onunla alakayla başlıyor ve müthiş. Ona burada girmeyeyim ama onu lütfen muhteşem yani. Bir insan hangi ruh haliyle yazdı o dibaceyi Elmalılı bilmiyorum ama ben onu doktora derslerimde okutuyorum. Ee, muhteşem. Yani insanın varlığı vicdanlı olmayı gerektiriyor ve o vicdan ve bu varlık daha büyük bir varlıkla irtibatlı olduğu için o vicdan sürekli aktif bir şekilde aynen Allah gibi aynen Allah gibi ontolojik anlamda değil ama merhametiyle insanlara rezak, rızık vermesiyle, insanları sağaltmasıyla iyileştirmesiyle aynen Allah gibi davranıyor insan bu yeryüzünde. Çünkü ayet diyor kunu rabbani Allah gibi davranın. Allah gibi davranın. Olun değil. Çünkü ontolojik olarak onun gibi olmanın imkanı yok. Ama Allah'tan ne bekliyorsan insanlar onu yapar. Ama o zaman da Rabbani kelimesinden verilen e, mealle ilgili biraz, biraz farklılık olabilir. olabilir. Yani oradaki, yani oradaki Rabbi, Ribbi Yun yani. ben bunu tarih gidip de Yahudilerde Rabbi kimdir? Ribbi evet. kimdir? Ribbi yun kime denir diye tarihe gömmek istemem. Evet. Kur'an-ı Kerim'in e, Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını ya tarihsel bir konumlamaya itersin ben buna karşıyım ya da o kelimelerin bugün yaşadığımız ana yani tekstin metnin konteksti bugünkü yaşadığım ana ne dediğine bakarım ben ikinci kısımdayım o zaman böyle oluyor hocam Kur'an-ı Kerim 7. asırda gelmiş insanlara değil 21. asırda 31. asırdaki insanların hepsine kadar. de şamil olabiliyor e, bütün gerekiyor. metinler için böyledir diyor hocam yani siz bir metin yazsanız şu masanın üzerinde bir kitap var verebilir misiniz arkadaşlar Varoluş Sancısı. Yok evet. yeni kitap orada. Ah, bu vesileyle arkadaşlara kitabı da göstermiş olayım. Varoluş Sancısı. Evet. Bu benim son kitabım bir aylık. Ee, bir aylık şükür bir ay içerisinde baskısı tükendi. Şimdi. Bu kitabı ben bugünün insanına yazdım ya bu gelecek sene ya da 20 sene sonra bunun bir anlamı yok arkadaş der misiniz? Hayır. Ya ]medim. demezsiniz. O zaman Allah'ın kitabına niye diyorsunuz yani? <laughs> Mesela böyle bir durum var. Mesela çok güzel bir konuya geldiniz. Ben bu araştırıyordum şu anda henüz de bitirmiş değilim. Mesela Allah hep böyle elçileri göndermekle güzel bir şeyler de anlattınız orada tebşir, tanzir haberdar etmesi, uyarması falan. Ama şimdi hocam bir de kavimlerin helak olması ile ilgili. Biz bazen bunu hep böyle doğru söylendi, söylendi, söylendi kabul etmediğinden dolayı helak edildi anlamında alıyoruz. Bazen mesela hep aklımıza geliyor. Lut Aleyhisselam'ın döneminde mi LGBT daha fazlaydı, Cey, lezbiyen yoksa günümüzde mi? Bakıyoruz günümüzde ama peki neden öyle bir kavimlerin helalçı gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz? O zaman şöyle bir durum olmuş olabilir mi? Mesela diyelim ki e, Hazreti Nuh'un döneminde gelen Nuh geldiği zaman bir tsunami'nin olacağını haber vermiş. Ne, oğlu da o yüzden daha sığınmış. Yahut da adın döneminde gelmiş işte böyle bir yaşadığınız yerden dolayı bir olayla tabii olay e, olabilir. Yahut bir deprem olduğu yerde birisi gelmiş, tektonik bölgede yaşıyorsunuz, oradan çıkaran. Bir de onlar kurdukları sistemlerin artık e, geri oradan çıkmak istemiyorlar, bozulmasını istemiyorlar. O yüzden onları da tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Sen kim oluyorsun gibi. Bu şekilde anladığımız zaman hocam sanki e, böyle helak eden Tanrı anlayışı değil de merhamet eden bir Tanrı anlayışını haberdar eden görmüş oluyoruz. Bu konuda sizin düşüncelerinizi istirham ediyorum. Estağfurullah. Şimdi e, güzel. insanlığın doğayla, kendi toplumsal e, sorunlarıyla e, çok e, meydan okumalara e, uğradığı, e, yani şöyle diyelim, e, bu anlattığınız sizin Kur'an'dan verdiğiniz örnekler birkaç yani parmağı saysanız bir evet, Evet, on, on, on bir tane geçmez, zaten. Yani Resti medyendir. Ha, tamam. Oysa yüzlercesi, binlercesi var. Yani diyelim ki buzulların erimesiyle bizi bekleyen felaketin, diyelim iklim değişikliğinin yani e, havadaki işte tabakaların atmosferdeki düzenin bozulmasının bize getirdiği e, güneşin işte ultraviyole ışınlarını süzemediği için artık cilt kanserlerinin daha fazla olduğu, yılda e, sadece Avustralya'da işte güneşe en yakın olduğu için Avustralya'da 10 bin kişinin melanom türü kanserden öldüğünü biz bugün biliyoruz. Eskiden böyle değildi. Yani insan Şimdi belki yüzlerce, binlerce şu yaşadığımız pandemi düşünebilir misiniz siz? Eskiden de bahseder kavimlerden evlerden başkası şehirde görünmüyordu diyor. Evler görünüyordu. Şu demek yani insanlar dışarıda değil evlerde. Bir gerekçeyle. Ya aynısını geldik biz işte pandemide yaşadık. Dışarıdan dışarıda, pandem, model bir dönem dediğimiz bir dönem. De, bütün insanların ağzına maskeyi taktın. Dışarıya birbirinden kaçan, firar eden insanlar. Şimdi bunu bunu Allah mı yaptı insanlara? Ya insanlar bütün bunları kendileri bir şekilde var ediyorlar, kendi topuklarına sıkıyorlar derler, değil mi? Bu ve bunun olmaması için bir yol gösteren bir büyük akıl size diyor ki yahu böyle yapmayın, şöyle davranmayın. Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olması, yol gösteren olması bu. Başımıza gelecek bir bakın diyor ki Kur'an-ı Kerim size hep uyarıcılar gönderdik sonradan gelen uyarıcılar daha önce gelen kız kardeşlerinden büyüktür diyor. Yani felaketler de daha önce yaşanan felaketlerden daha büyüğü gelecektir size. Biz bunu size yazdık demiyor. Tarih bunu gösteriyor. Ne demek? Ya eskiden bir felakette bin kişi ölüyorsa şimdi bir milyon kişi ölüyor. Çünkü nüfus kalabalıklaştı. Etkileşim arttı. Şimdi insan vahyi çıkardığın zaman şöyle diyorum. Ya ateist bir mantık şunu söylüyor. Ya bir kötülük meselesini tartışırken bir kız çocuğunu, küçük bir kız çocuğu 5 yaşında kaçırıyor adam. Başını taş ön tecavüz ediyor. Başını taşla eziyor ve ormana gömüyor. Sizin diyor Allah'ınız diyor. Niye görmüyor? Gücü yetiyor her şeye madem. Niye engellemiyor? Madem çok iyi, merhameti mi yok? Niye engellemedi onu diyor diyorum ki ateiste. Bu teodise problemi dediğimiz konuda Abi, zaten bu. Tabii meselesinin işte bir özü. Diyorum ki tamam kardeşim. Sen diyorsun ki bu durumda Allah yok, tamam mı? Evet yok. Peki yok diyorum. Senle hem fikir oldum burada. Yok. Peki şimdi ne olacak? Çözülecek mi olay? Allah var ya da yok. O mesele var. Bu şunu gösteriyor. Allah senin içine bu sorgulamayı bu merhamet etme duygusunu, güdüsünü koyarak aslında müdahil oluyor sen anlamıyorsun. Yani Allah'ın bütün bu olaylara müdahale etmesinin yolu sensin. Bunu yapmak için de içine yerleştirdiği bu duygulardır. Patlıyorsun bak. Duygu patlaması yaşıyorsun. Bu Allah'ın müdahale ettiğini gösteriyor. Yani sen kardeşim varsan müdahale edersen o kız çocuğu yaşar. Yoksa Allah inip de senin yerine onu kurtarmaz. Sen kurtaracaksın. Ben yapacağım. Tarihi biz yapacağız. Şimdi bu bir helaktır. Bu bir yok oluşturuyor. ya. Yani bunu illa bir sel gelecek. Ne sel gelecek? Saat 10-11'de bir memlekette. Ben Amerika'da hocalık yaptım. Saat Alabama'da saat 7'den sonra arabanla hocam çıkarsan yemek falan yemeye çık. Ama yürüme sakın evinden çıkıp bir lokantaya gitme diyorlar. Akşam 7. Sebep? Her an birisi gelip kafana vurup elinden varsa bir şey alıp gidebilir diyor. Amerika'da suç istatistikleri yayınlanır. Her sene hangi eyalette suç işte oranı nedir? Ne kadardır? E şimdi, şimdi o da, o da, bir, da bir helaktır. helaktır. Yani Bakın korku korkudan var. dışarı çıkamıyorsun. Çocuğun okuldan eve sağlam gelir mi diye her gün düşünsenize her gün bir endişe kaygıyla yaşıyorsun. İşte bu toplum bir helak toplumu değil midir? Aynen. Mesele burada ahlakla, ondan önce din. Ben bir kategorizasyon yapıyorum. Yani din, önce dinle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü din, herkesi bir ortak kavramlarla buluşturmaya çalışıyor. Ama o dindar kendinden olmayanları da aynı zamanda dışarıda tutabiliyor. Doğru, doğru mu? Evet doğru. Yani bu benden, ya benden ya da, da, da değil. Hristiyan içinde düşünün öyle, Müslüman içinde düşünün biz varız ama bizim dışımızdakiler de var şeyindedir din. Ahlak bu anlamda dinden daha evrenseldir. Mesela iyi, doğru, güzel onu herkes için istediğin zaman ancak ahlaklı olursun. Yani o daha e, genel, geneldir genel, ve genel her insan var. için ister. Dolayısıyla dinen ahlaken yani bütün bunları yapmamız lazım ama bu iş görmüyorsa geri kalmış toplumları yola getirmenin yolu maalesef hukuktur. Bu o zaman da hukuk hukuken Yani dinin, ahlakın ve hukukun bütün formlarıyla işlevsel olduğu bir toplumda helakları önlersiniz. Yani şöyle düşünün: Türkiye'de bizim ülkemizde, Azerbaycan'da nasıl durum bilmiyorum ama yıllık öldürülen, katledilen kadın sayısı yaklaşık 700. Yani her gün iki kadın öldürülüyor. Şimdi böyle bir topluma sel gelmiş, almış, götürmüş, deprem vurmuş, almış, götürmüş ne fark eder? Helakin zaten en berbat halini yaşıyoruz. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir topluma Allah merhametiyle muamele edebilir mi? Eder mi? Göklerin kapısı açılır diyor bazı toplumlar için bereketle. Böyle bir topluma göğün kapısı bereketli açılır mı? Açılmaz. Allah böyle bir toplumu kendi merhamet sofrasına, gufran sofrasına yani merhamet edeceği insanlar halkasına ekler mi? Eklemez. Dolayısıyla siz yani bu söylediklerimi anlayacak bir zihin, kalp varsa bunlar ancak fayda eder deriz ya. Allah'ın söylediklerini sana hiçbir faydası yoksa vurup geri dönüyorsa o zaman seninle bir bağ kesilmiş. Yani biz dindar toplum görünümü altında ben şöyle diyorum. Yani aslında biz dindar suretler içinde seküler hem de ne biçim seküler, siretler halindeyiz. Sekülerliği olumsuzladığım için değil ama dindarlık iddiasında bulunma hiç kardeşim. Bu dindarlık sureti de dindarlık sireti de değil. Yani sorunlarınız çok fazlaysa insanlık sorunlarınız. İçinizdeki bazı insanlar aç, bazıları özgür değil, bazıları evsiz ve sizin umurunuzda değilse bu toplumla Allah'ın o iletişim kurar dedi ki, iletişim kurması sorunlu. Kurmaz. O yüzden hocam ben böyle bir kelime kullanıyorum hep bu, bu Türk dindarlıkla ilgili. Dini dar diyorum. Tabii dini, dini, dini dar. Hocam ben son dini olarak dar. bu konuyu sorayım. Mesela diyelim ki sonuncu peygamberimizi nebi olarak bildiğimiz Muhammed Aleyhisselam'dan sonra zaten onun koyduğu yoldan sonra ilk dönemden itibaren halifelerin üçü bile öldürüldü, katledildi. Yani burada sorun İnsanlarda mı? Çok kısa bir zamanda oldu bu. Sonra hocam üzerinden yıllar geçiyor, asırlar geçiyor. Mesela sizin de e, e, söylediğiniz gibi bazen Ettevhidi diye bildiğimiz şahıs kendi kitaplarını yakıyor. i̇bn Rüşd'ün kitapları yakılıyor. İmam Gazali'nin kitapları yakılıyor. O zaman peki ne değişti? Bize artı olarak verdikleri, eksi olarak verdiklerinden daha mı az, daha mı çok? Yani bizim kendi bir defa şunu da, kendi hayatımızı, kendi yaşamamızı kendimiz kuracağız. Evet. Benim tarihim, bakın İslam tarihi benim tarihim değil. Benim tarihim sebeplerine etki edebildiğim tarih, sonuçlarını yaşadığın tarih değil. Ben derken kişi, şahıs olarak Şaban Ali Düzgün'ün sadece kastetmiyorum. Burada yaşayan bir insan, bir Müslüman, İslam tarihi açısından bakarsanız, Kerbela, onun tarihinin bir parçasıdır. Öldürülen üç halife onun tarihinin bir parçasıdır. Selçuklu, Osmanlı vesaire. Tamam, hafızada bu var. Fakat bunların büyük bir kısmı sorun alanlarıdır. Onları kaşıdığın zaman bugünkü insanların hayatını karartıyorsun. Şöyle düşün. Sünni ve Şii, Alevi ve Sünni Türkiye'de daha büyük olarak ülkeler olarak düşünürseniz öbür türlü mezhepler vesaire bir kimlik olarak mı bakacağım ben dünyaya, kişilik olarak mı? Yani bir insana bana muamelesinde kişilik öne çıkıyor, ona mı bakacağım? Yoksa bana zulmetmese de, zulmetse de, haksızlık yapsa da, yani kişiliği bozuk olsa da, kimliği diyelim adamın benden olduğu için tolerem edeceğim. Böyle bir rahatsızlığımız var bizim. Bu rahatsızlığımızın farkında değiliz. Bakın bir Sebepler ve sonuçlar kısmı çok önemsiyorum. Sebeplere etki edebiliyorsanız dünyayı değiştirebilirsiniz. Ama dindar kitleler ağırlıklı olarak sonuçları yaşarlar sebeplere etki etme gücünde değildirler. Etki etmeye kalktığın zaman birileri seni bloke eder. Sen kimsin kardeşimdir? Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki biz her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Bu şu demek? Hiç kimsenin fetvasını, hiç kimsenin iştihadını gelip benim önüme bloke etmek için, beni engellemek için koyamazsın. Allah'ın bana verdiği yetkiyi, bize verdiği sorumluluğu başkasına transfer edemezsin tarihteki birisine. Şimdi öyle baktığımız zaman işte ıslah mı, ihya mı dediniz ya. Bugün ben dünyayı kurmak istiyorum. Neyle kuracağım dedim ona Kelimelerle kuracağım. O kelimeler hangileridir? Bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz ne varsa onlardır. O zaman o da inşa olmuş oluyor değil mi hocam? İnşa zaman? olacak. Asla ihya değil. Geçmişin diriltilmesi mümkün değil. O geçmişte de öyleydi. Aşıldı onlar. Aşıldı. Aşılması gerekir. Bakın tarihin, diyalektik tarihte böyledir. Tez, antitez, sentez. Sonra elde ettiğiniz sentez bir tezdir. Sonra onun antitezini bulursunuz. Sonra o antitez, sentez öbürünü üretir. Yani en altta kalan artık geçmiştir, bitmiştir. Tarihin akışı böyle. Soru şu. Bu şekildeki diyalektik bir tarih nereye doğru akıyor? Daha iyiye doğru akıyor. Daha özgür, daha adil bir toplum. Neden? Çünkü madem Allah bu tarihi bu şekilde kurdu, bu görevi de insana verdi. Hikmetli bir Allah, hakim olan bir Allah bunun nereye doğru, hikmetli varsa nereye doğru aktığını bilir. Ve ben de sorarım. Daha iyi bir topluma doğru mu evriliyoruz? Kesinlikle Öyle olması için çabalamamız gerekir. Öyle mi oluyor onu bilmiyoruz. Yani şurada şurasını ben çok önemserim. Biz hepimiz bir çaba içindeyiz. Hepimiz bir gayret içindeyiz. Ama bütün bu çabaların, bu örgünün nasıl bir sonuç var edeceğini, daha üst bir sonuç var edeceğini Allah bilir ya. Gerçekten biz gayret ediyoruz ve planlıyoruz. Şöyle bir şey olsun. Ama öyle olmayabilir. Küçük bir örnek. Yusuf peygamber Yusuf kuyuya atıldığında, kardeşleri tarafından köle olarak satıldığında, babasından koparıldığında ne onun Mısır'da onu nasıl bir geleceğin beklediğini, ne babası biliyor, ne kardeşleri biliyor, ne de kendisi biliyor. Olaylar oluyor, artı ardına oluyor ama en sonunda öyle bir şey oluyor ki hiçbirisinin haberi yok. Ama her biri bir olayın içinde. Biz de her birimiz bir olayın içindeyiz. Diyorum ki bütün bu olayların nasıl mükemmel bir sonuçla sonuçlanacağını Allah'a havale edelim. Yani ben Allah'ın bizimle olan iletişimini makro planda beni aşan, benim aklımın ermediği bir noktada Allah'ın bu planın bir parçası olmasını ben isterim. Yani biz mikro alemde bunları yapalım, tedabbür edelim, tedbirimizi alalım, gerisini Allah'a bırakalım. Gerisini tabii tevekkül yani Allah vekilim ya. Ya Allah vekilim. Ben mü, müvekkil olarak onu vekil tayin ederim. Niyet miyim? Her şeyi bilen, gücü yeten ama ben bütün gayretimi sarf ediyorum ama elimden gelen budur Ya Rabbi diyorum. Şimdi bu Allah'a inanan, güvenen yani iman biliyorsunuz yani. Bu güvendir. O güven yoksa zaten demek ki o varlık henüz hayatımızda yer tutamamış. Evet. Ama şunu Erşad şey şey hocam, şunu çok affedersiniz. O söylediğiniz açıkta kalmasın. Bizim tarihimizde kan, böyle kanırtılacak, kananacak, kanatılacak çok nokta var. Giderseniz Kerbela'da bir sorun alanı bulabilirsiniz. Orada aynı zamanda adaleti tecelli ettirmek isteyen bir kahraman da bulabilirsiniz. Eğer böyle yorumlayacaksak tarih bizim için iyidir. Ama bazı gelenekler tarihi bir kin, bir düşmanlık, bir hınç havuzu olarak sürekli tutarlar. Bu Yahudilik için böyledir. Sünniliğin kaynaklarında var. Şiiliğin kaynaklarında var. Ben tarihin bugün yaşayan insanın kaderini bu şekilde kötü bir şekilde belirleyecek kanatılacak alanlar olarak tutulmasına karşıyım. Benim tarihim gelecek tarihtir. 20 yıl, 30 yıl sonrasıdır diyorum. Neden? Çünkü sebeplerini etki edebiliyorum. Sebeplerini etki edemediğim tarih benim gerçek tarihim değil, sadece maruz kaldığım tarihimdir. O zaman böyle bir durum da var ya, mesela Hristiyanla Yahudi beraberken Yahudi'yi dövüyor Hristiyan. Neden dövüyorsun? Diyor, sen Hz. İsa'yı öldürmüşsün. Diyor, o 2000 sene olmuş. Diyor, ben yeni duydum. Şimdi onun gibi bir tarih olmuş olmasın. O zaman. Bir, bir fıkra da ben anlatayım. Bir fıkra da ben anlatayım. Bu, Zagreb'te bir psikiyatri doktoru anlattı bunu. Sebeplerle sonuçları karıştıran zihinle alakalı bir şey. Diyor ki Nasrettin Hoca her gün kalktığında evinin etrafını küçük ekmek kırıntılarıyla bir daire içerisine alıyor. Komşusu da her sabah kalkıyor ya bu adam ne yapıyor diyor. Hocam sen ne yapıyorsun diyor. Eve diyor kaplanlar saldırmasın diye gördüğün gibi etrafını ekmek kırıntılarıyla çeviriyorum diyor. İyi de diyor bu bölgede kaplan yok ki. Bak diyor gördün mü diyor etkisini <gülüyor> şimdi göster. <laughs> şimdi doktor arkadaş dedi ki işte bu dedi sebeplerle sonuçları birbirine karıştıran şizoid zihindir dedi. Yani dolayısıyla biz sebeplerle sonuçları İslam dünyasının bugün yaşadığı olumsuzlukların sebepleri ve bir sonucu yaşıyoruz. Sebepler nerede gömülüdür? Bizde mi, tarihte mi? Bunları karıştırmadan netleştirir, kristalize edersek bence önce teşhis teşhisi koyarsak tedavi kolay. İnşallah. Hocam size çok teşekkür ediyorum zaman ayırdınız. Hem de teşekkür başka ediyorum. bir yerden geldiniz. Hocam son olarak sizde bizim Azerbaycan'daki okurlara, size dinleyicilere seyredenlere bir sözünüz varsa onu da son olarak alalım bundan. Ben görüşürüz. çok mutlu oldum. Ben anne anne tarafından Azeriyim. Dolayısıyla sizinle burada olmak ve Azerbaycan'a kardeşlerimize, dostlarımıza buradan selam göndermek ve aynı ortak duyguları paylaştığımızı buradan ilan etmek benim için mutluluk vesilesi. Ayağınıza sağlık geldiğiniz olsun. için sağ olun var olun. Evet dostlar bugünkü Şaban Ali Düzgün hocamızdan olan bir müsabayenin burada yekunlaşdırırıq. Ümid eləyirəm ki siz də faydalanıb bunlarda daha sonrakı verilişlərdə də başqa bir yerlərdə də davam etdirəcəksiniz. İndi isə sağ olun, Allah'a emanet olun. məfumatdan və xurafattan bezmisinizsə Elşad Mirin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın